Alo. Ne haber Ayşegül? İyilik senden. İyidir. Halanlar annenin yanından bugün döneceğini söylediler. Ben de dayanamadım, bir arayayım dedim. 5 dakika önce girdim kapıdan içeri. Ya inan, benim aklımdan da seni aramak geçiyordu ama... bizim evde misafir var. Ferit eniştem geldi, biliyorsun. Ya vallahi arayacaktım. Ferit eniştemi geçirir geçirmez seni arayacaktım. Ya ararsan iyi olur. Çünkü seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Ne? Ya böyle ayaküstü olmaz. Yarın okulu da bekleyemem. Sen Ferit enişten gidince ara beni. Ya bir ipucu ver bari. Heh? Ya veremem. Bak saat şimdi 4. Saat 8'de ara beni, olur mu? Ya ben bekleyemem 8'e kadar. Heyecandan ölürüm. Ne olur söyle. Beklersin. Israr etme Ayşegül. Sonuçta bu benim için çok önemli bir şey. Ben de bu sırada nasıl söyleyeceğimi düşünürüm. Saat 8'e kadar kendine iyi bak. İnanmıyorum. Yoksa... Ayşegül, seni bekliyoruz. Doğru. Önce sihir kullanma ehliyeti töreni. Ay çok heyecanlıyım. Önce ehliyetimi alacağım, sonra da Selim'le konuşacağım. Yaşasın. Hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşıyorum. Ay nasıl bir tören acaba? Hemen hazırlanayım. Tören bu mu? Tören bu mu? Daha ne bekliyordun? Çalgılı çengeli düğün mü? Evet. Bırak kızım, bırak lafa belini. Şimdi sihir ehliyetini almak için sana son bir sorum var. Hangi havada süpürge kullanmak daha tehlikelidir? A. Sağanak yağmurlu hava. B. Hafif yağmurlu hava. C. Parçalı bulutlu hava. Bu kadar mı? Bırak lafa belini. Cevap ver. A mı, B mi, C mi? B. Hafif yağmurlu hava. Bravo yavrum, tebrik ederim. Bravo. Törenler başlasın. Sürpriz. İşte bu. Canım yavrum, hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol babaanneciğim. Hadi, hadi üfle bakalım mumları. Tamam. Ayşegül. Neydi bu? Ehliyetine koyacağımız resim. İyi de çok kötü. Kötü çıktım yani. Senin gibi güzel tatlı bir kızın resminin kötü çıkması mümkün değil, inan bana. Berk, en yakın bir aile dostumuzun oğlu. Sihirli güç kullanma konusunda çok ustadır. Düşün, babası bizim sihirli güç kullandığımız alemde bile en meşhur sihirbazdı. Ya? Seninle tanıştığıma çok memnun oldum Ayşegül. Ben de. Merak ediyordum seni. Anlattıklarından daha güzelsin. Sağ ol. Neyse ben ehliyeti hazırlayıp geleyim. Tamam. O zaman ben de gideyim. Ya Berk, bu fotoğrafı koyma, çok kötü çıkmışım. Telaşlanma Ayşegül. Herkes ehliyetin üzerine basılan fotoğrafı en kötü fotoğraf sanır. Sen de bir istisna olmayacaksın anlaşılan. Böyle üzgünken çok güzel görünüyorsun, biliyor musun? Ama ben seni neşelendirmenin yolunu biliyorum. Sen bizim taraftaki Deli Ferit'in uçuk luna parkına gittin mi? Yo. Akıllı ol. Bak biz sihir güç sahipleri birbirimiz için yaratılmışız. Monot şödül haberi. Ferit, kızımı nikah masasında bırakıp giden sen değil miydin? Kayınvalide, karıştırma eski defterleri, bak şimdi. Ferit'ciğim, şimdi bunları konuşmanın zamanı değil. Kapatalım konuyu. Bak hayatım, ben seni çok seviyorum, deli gibi aşığım. Sinirleniyorum seni, gözümden bile kıskanıyorum. Sana bakanı mahvederim Selda. Bu adam sana mı bakıyor? Aa, hayır, kesinlikle bakmıyor. Eyvah, Ferit sinirlenmeye başladı. Ne bakıyorsun kardeşim, artist misin? Pardon, muhabbetinizi bölüyorum ama biz Ayşegül'ün la parka gidiyoruz. Çok memnun oldum yavrum. Müstakbel nişanlımın yeğeniyle bir yerlere gitmenize bayıldım. Bir deriz benden. Müstakbel eşimin yeğeninin mutlu olmasını çok isterim. Hadi bakalım, güle güle.
Hadi beyler, hadi bayanlar. Oturmaya mı geldik? Hadi dans, dans. Gözüm üzerinde. Aa, Ferit. Bak dediğimi unutma. O kadar eğleneceksin ki vakti nasıl geçtiğini anlamayacaksın bile. Bayanlar önden. Peki. Hadi çal artık. Alo. Cenk, ben seni sonra ararım. Acil bir telefon bekliyorum da. İnşallah dilaverdir. Alo. Alo. İyi akşamlar. Ayşegül evde mi acaba? Ayşegül mü? Yok yavrum. Berk birine parka gitti. Varsa bir notunu ileteyim. Alo. Oğlum varsa bir notunu ileteyim. Yok. Bir notum yok. Kusura bakmayın. Rahatsız ettim. Estağfurullah. Eğlenmene sevindim. Ya o korku tüneli muhteşemdi. Hele o dinozorlar ne kadar sahiciydi. Gerçekti de ondan. Ne? Şaka şaka. Of, ödümü kopardın. Ayşegül, sana bir şey itiraf edeceğim. Ne? Sen benim hayatımda gördüğüm en mükemmel, en güzel kızsın. Ayşegül, benimle çıkar mısın? Cevabını bekliyorum. Berk, biraz ani olmadı mı? Benim için hayır. Yıllardır ben bu anı bekliyordum. Ya Berk, bak çok yakışıklısın, çok naziksin, hatta çok eğlencelisin. Harika, yani teklifimi kabul ediyorsun. Yok, dur. Ya bir başkası var. Umurumda değil. Senin için sonuna kadar savaşırım. Ben aradığımı buldum. Yarına kadar düşün. Ama cevap verene kadar seni rahat bırakmayacağım, haberin olsun. Hoşça kal rüyalarımın prensesi. Ay Selda, tam dilaveri seçmişken şimdi yeniden başa mı döndün? Abla niye anlamıyorsun? Ferit doğruyu söylüyor aslında. Düşünsene, ben bu adamla evleneceğim ve ömrümün sonuna kadar sihirli güçlerimi saklamak zorunda kalacağım. Ne kadar zor. Hadi onu bırak. Diyelim ki çocuğumuz oldu. 18 yaşına gelinceye kadar babasını göremeyecek. Bu çok daha zor. Düşünsene. Ay o da doğru. Duman, sen ne diyorsun bu konuda? Annem benim, canım benim. Benim için aşı olan annem. Aşı Ay annem. Sana soran da kabahat zaten. Aa, Ayşegül, o gül nereden çıktı? Bu mu? Hiç. Berk hızlı çıktı herhalde. Ay saçmalama Selda hala. Şimdi ben bu ehliyeti alınca istediğim sihri malzeme kullanmadan yapabilir miyim? Evet. Çok güzel. O zaman bir deneyeyim. Niye alamıyorum? Çünkü ehliyete sahip olman demek onu kullanabileceğin anlamına gelmiyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin.